etkinliğimizin sunumunu gerçekleştirmek üzere aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ben Nihan Seda Kişi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle etkinliğimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Bundan sonraki yıllarda 2 senede bir Kasım ayında etkinliğimizi gerçekleştirmeye devam ediyor olacağız. Sizlerin de bildiği gibi etkinliğimiz ilk yapıldığı 2017 yılından bu yana giderek büyümektedir. Bu yılda dünyanın 40'tan fazla ülkesinden 200'den fazla satın alma uzmanını, Türkiye ve dünyadan 130'dan fazla şirket aramızda görmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Otomotiv İlçemiz Bursa etkinliği Avrupa'nın önünde gelen lider otomotiv tedarik zinciri ikili iş görüşmeli etkinliği olup, etkinliğimiz Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde ve Karubi ile Advanced Business Events işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Gün boyu birçok değerli konuşmacımız aramızda olacak. Açılış konuşmasını yapmak üzere ilk olarak Karibu Events Genel Müdürü Gözde Demirel Akan ve Advanced Business Events Proje Müdürü Marie François'yı sahneye davet etmek istiyorum. Good morning everybody. We are very happy to welcome you to this fourth edition of Automotive Meeting Bursa. We are extremely happy to see you in person, in presence, because the last edition was a digital one. It was good, but there is nothing else compared to meeting the people in real. And actually, the B2B meetings and all the business opportunity that you will find during these 3 days will be amazing. And again, thank you very much to be here. Regarding some figures, more than 4,000 B2B meetings have been organized for tomorrow and Thursday. Our team is here to facilitate those meetings, so if you have any trouble, any concern, problem, please come to us. We will be more than happy to help you and more than happy that you meet the right contact for your business. Regarding the companies, we have more than 250 companies registered. A lot of them, of course, from Turkey, but we also have some French, Belgian, Spanish, Tanzanian, Portuguese, Switzerland, so a lot of countries are also represented. And it means that the business here in Bursa is really important for the automotive sector and the worldwide automotive industry. So, thank you to my partner, Caribou. We are so happy to organize this event together. And Gözde will say a few words. Yeah. Herkese merhaba. Çok teşekkür ederim Marie. Özellikle ben tabii yaklaşık 5 yıldır bu etkinlikleri beraber organize ediyoruz. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğunuz için bizleri çok mutlu ettiniz. Automotive Meetings Bursa'nın dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Aslında ben burada biraz konuşmanın dışına çıkarak bu etkinliği beraber biz 5 yıl önce hayal ettiğimizde hiç kimse bize inanmadı. Bir kere yaparsınız, bir daha olmaz diyenler oldu. Türkiye'de bu etkinlik yapılmaz diyenler oldu ve bize inanan, destek verenler oldu. Öncelikle proje koordinatörümüz Ahmet Akan'a ben teşekkür etmek istiyorum. İşin en başından bu yana bizlere destek veren Bayram Ali Özdemir'e ve her zaman yanımızda destek olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne ve başta Zafer Pehlivan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Planlı 4000'den fazla ikili görüşmemiz var. Realde bunun 6000'in üstüne çıkmasını planlıyoruz. Etkinliğimiz Türkiye'nin önde gelen ve dünyanın birçok önde gelen Tier 1 ve Tier 2 firmalarının yanı sıra dünyadan 200'den fazla satın almacının satın alma yetkilisi, müdür ve diğer pozisyonlarda katılmasıyla giderek büyüyen bir hale almaktadır. Ve etkinliğimizi her 2 yılda bir yapmaya devam edeceğiz. Seneye de çıtayı bir tık daha yükseltiyoruz. Automotive Meetings'in yanına 2023 yılında da Aftermarket Meetings'de yapacağımızı ilk kez burada söylüyorum. Konuşmamı çok uzun tutmayacağım. Çok değerli konuşmalarımız var. Ben herkese çok teşekkür ederim. Etkinliğimiz şimdi Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin teaser'ı ile devam edecek. Hemen ardından Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Şahin'in konuşmasıyla da devam ediyor olacak. Öncelikle günaydın Sayın Rektör Hocalarım ve Bursa'ya katılım sağlayan değerli misafirler. Öncelikle hoş geldiniz. Ben tabii şairlere, ozanlara ve yazarlara ilham kaynağı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Adnan Aktaş Bey'e selam ve saygılarını getirdim. Yazarlara ve şairlere ilham kaynağı olan şehri gördüm ki sanayici ve iş insanlarına da ilham olmaya başladığını
fark edince bu daha çok bizi mutlu etti. Ben emeği geçen Organize Saray Bölgesi müdürlerimize ve dışarıdan gelen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Gerçekten Bursa'da geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış olan TOK'un Bursa markası olmaktan öteye dünya markası olmanın yolu açılmıştır. Otomotifin ve otomotiv sektörünün kalbi Bursa atacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. No success is a coincidence. In the howl of the wind at the summit of the Mount Buda, there is the breath of the story putting the automotive industry over the top. It was the spark of the sector when carriage makers of Bursa produced fast horse-drawn carriages to carry the snow of Uluda to the palaces of Istanbul before it melted. Besides, according to the findings of excavations, carriage production had been going on in Bursa since 600 BC. As one of the last stops on the Silk and Spice routes in Anatolia, Bursa was a logistics base that hosted caravans. The opening of Bursa Organized Industrial Zone as Turkey's first industrial zone has made Bursa a center of attraction for the automotive industry. Today, one in three vehicles produced in Turkey is made in Bursa. 33.87% of the vehicles in Turkey are produced in Bursa. In our city, 1,250 vehicles roll off the line every day. Today, there are four automotive main industry companies in Bursa that produce electric vehicles, passenger cars, vans, minibuses, and mini and minibuses. Karsan was founded in 1966 by 269 independent entrepreneurs. In 1971, Tofaş opened its doors in 1971. In the same year, Oyak Renault started production. With these developments, there was a boom in domestic and multinational sub-industry companies established in Bursa. And the TOG campus, where electric cars will be produced, opened its doors on October 29th of this year, on the 99th anniversary of our republic. Today, Bursa, which heralded the birth of the automotive industry, both raises the company's export bar and employs 60,000 people with its giant automobile factories. Bursa realizes a quarter of Turkey's $30 billion in automotive exports. The automotive industry, Turkey's largest exporter, ranks second in European commercial vehicle production. Bursa is the address of planned and standardized production in its 17 organized industrial zones and Gemlik Free Zone. The 365 sub-industry companies in our city can produce almost all the parts that make up a vehicle. Bursa is shaping the future of automotive. There are 52 R&D centers in the automotive sector in our city. Industrial production in Bursa, also known as green, is also carried out in line with the principles of green consensus and sustainability. There are 81 vocational and technical high schools, including one automotive high school, each of which is open to cooperation with the industry, and three universities, one of which is private, training qualified workforce. Bursa, the gateway of the Anatolian Peninsula to the west, and the gateway of the west to Anatolia, is a converged supply center. Bursa Organized Industrial Zone is proud to bring together the world's automotive giants from nearly 40 countries for the fourth time and to host new collaborations and experience sharing. Sayın rektörlerim, sayın protokol, dünyanın dört bir tarafından gelen otomotiv, ana ve yan sanayi firmalarının değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle Bursa OSB'nin ev sahipliğinde yapılan Otomotiv Meetings Türkiye organizasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Bursa OSB Yönetim Kurulu adına saygılarımla selamlıyorum. Sayın konuklarımız, Bursa OSB olarak otomotiv buluşmalarına dördüncü kez ev sahipliği yapıyoruz.
Bu etkinlik Bursa'ya çok yakışıyor. Sebebi az önce hep beraber izlediğimiz filmde ayrıntılı olarak anlatıldı. Ülkemizde imal edilen her 3 araçtan birisi Bursa'da üretiliyor. Şehrimizde günde 1250 araç banttan iniyor. Türkiye'nin 30 milyar dolar olan otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri ihracatının 1/4 biri Bursa firmaları tarafından gerçekleştiriliyor. Bursa'da sektörümüzde 400'ün üzerinde firmada faaliyette bulunmakta ve bu firmalarda 60 bin kişi istihdam edilmektedir. Ayrıca dünyanın neredeyse tüm markalarına parça üretiyoruz. Biz bu etkinliği çok önemsiyoruz. Hem firmalarımız birbirlerini daha yakından tanıyor, sürdürülebilir dostluklar kuruyor, hem de ticaretlerini geliştiriyorlar. Bu seneki buluşmaya binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar farklı alanlarda 38 ülkeden 300 sektör temsilcisi katılıyor. Önümüzdeki 2 gün içerisinde 6000'den fazla ikili görüşme planlanmış vaziyette. Etkinliğimize katılım her geçen yıl artıyor. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Değerli katılımcılar, otomotiv sektörü üzerine bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Uluslararası Ekonomi Gazetesi Financial Times geçtiğimiz günlerde bir yazısında küresel otomotiv endüstrisi için bu dönemi zorlu zamanlar olarak tanımladı. Bir tarafta pandeminin devam eden etkisi, diğer tarafta 9. ayına ulaşan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sektördeki sıkıntılar devam ediyor. Ancak sektörümüz bu zorlukların üstesinden gelecek güce sahiptir, biz buna inanıyoruz. Sayın konuklarımız, değerli katılımcılar, açılış konuşmamı tamamlarken hepimiz için verimli görüşmeler yapılması dileklerimle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza, yurt içi ve yurt dışından etkinliğimize iştirak eden tüm sektör temsilcilerine ve bütün emeği geçenlere teşekkür ederim. Sayın Özgür Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz şimdi de etkinliğimizin altın sponsoru olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi adına konuşma yapmak üzere DOSAP Otomotiv Kümesi üyemiz Ahmet Ağoğlu'nun konuşmasıyla devam edecek. Ahmet Bey'i sahneye davet etmek isterim. Herkese merhabalar. Sayın Rektörüm, Bursa İş Dünyası'nın üst kuruluşları olan Sanayi ve Ticaret Odalarımızın, Organize Sanayi Bölgelerimizin, Sanayici ve İş İnsanları Derneklerimizin, değerli başkan ve yöneticileri, Bursa'da ağırlamaktan onur duyduğumuz kıymetli misafirlerimiz, katılımcılar. Saygıdeğer katılımcılar, sizleri şahsım ve organizasyonumuzun kol sponsoru olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi adına saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemizin en değerli sanayi merkezlerinden biri olan Bursa'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlki 2017'de gerçekleşen Bursa Otomotiv buluşmalarının dördüncüsünde birlikte olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 25 ülkeden 260'ın üzerinde sektör öncüsünün katılımıyla gerçekleşen bu organizasyonda 3 gün boyunca yeni teknolojiler, trendler, sektörün durumu ve geleceği konuşulacak, ikili iş görüşmeleri yapılarak birlikte çalışma imkanları yaratılacaktır. İstanbul'dan sonra ülkemizin en büyük ihracat merkezi olan Bursa'nın ihracat kaynağı otomotiv endüstrisidir. Bu yılın 9 ayı sonunda ihracatçı firmaların merkezleri bazında bakıldığında Bursa ile sektör ihracatının 5 milyar dolara yakındır. Cumhuriyetimizin 99. yılı olan 29 Ekim'de Bursa Gemlik'te açılışı Cumhurbaşkanımızca yapılan TOK fabrikası Bursa'nın gelecekte otomotiv sektöründe daha da önemli bir merkez olmasını sağlayacaktır. Demirtaş Organize Sanayi Bölgemiz hem otomotiv hem de tekstil alanında Bursa ve ülkemizin önde gelen merkezlerinden birisidir. Bölgemizde ana ve yan sanayi anlamında güçlü bir otomotiv endüstrisi faaliyettedir. Halihazırda DOSAP'ta 150 civarında sektör firması 2021 yılı tamamında yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. DOSAP'taki sektör firmalarının istihdamı 20 bin kişinin üzerindedir. Değerli katılımcılar, hem bölgemizin hem de Bursa ve ülkemizin ekonomisi en önemli itici gücü olan otomotiv sektörünün gelişimi açısından bu etkinlik son derece önemlidir. Bu güzel organizasyon ile ülkemiz ve firmalarımızın yanı sıra
global otomotiv sektörüne yönelik verimli sonuçlar elde edilmesini temenni ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Sayın Ahmet Ağulu'na değerli katkıları ve detaylı konuşması için tekrar teşekkür ediyoruz. Açılış seremonimiz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Baran Çelik'in konuşmasıyla devam ediyor. Alkışlarınıza Sayın Baran Çelik'i açılış konuşması için sahneye davet ediyorum. Çok kıymetli rektörlerim, değerli konuklar, otomotiv endüstrisinin çok kıymetli temsilcileri, hepinizi otomotivin başkenti Bursa'ya Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği adına otomotivin başkenti Bursa'ya gelmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bursa'ya otomotivin başkenti diyoruz. Türkiye'de aslında finansın başkenti İstanbul, Türkiye'nin resmi başkenti Ankara ama otomotivin başkenti olarak da Bursa anılıyor. Bunun en büyük sebebi Bursa otomotivin Türkiye'de yerleşmesine sebep olan şehir. İçinde yüzlerce yan sanayi ve 4 tane de ana sanayi firmasını barındırıyor. Baktığınızda en önemli konulardan bir tanesi de başkanlığını yaptığım Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nin de Bursa'da olması. Bursa'da birçok kurumun, ulusal anlamdaki kurumun şubeleri var. Ancak genel merkezi Bursa'da olan tek kurum Otomotiv Endüstrisi'nin İhracatçılar Birliği'nin kurumu. Bu bağlamda da Otomotiv Endüstrisi'nin başkenti olmasını pekiştiren bir durum söz konusu. Otomotiv Endüstrisi'ndeki yenilikleri takip etmek için büyük önem taşıyan, sektöre yön veren çok kıymetli ve yetkin konuşmacıların olduğu kıymetli bu toplantıya, Otomotiv Meetings toplantısına sektör adına önemli kazanımlar ile ayrılacağımızdan emin olduğumu ve bundan duyduğum memnuniyeti belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Tam 16 yıldır üst üste ihracatın şampiyonu otomotiv endüstrimiz Türkiye'de. Türkiye ihracatının %15'ini tek başına gerçekleştirmekte. Ülkemiz Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi konumunda şu anda. Aynı zamanda dünyanın 13. Avrupa'nın ise 4. büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer alan bir ülke. Endüstri olarak 2021 yılından bir önceki seneye göre %15 artışla, yani 2020 pandemi yılından sonraki 2021 yılında %15 artışla 29.3 milyar dolar ihracata ulaştık. Pandemi yılında 25,5 milyar dolardı ihracatımız. Bugün otomotiv endüstrisinin üretim kapasitesi 2 milyon adede ulaşmış durumda. Üretimimiz 1,3 milyon adet, ihracatımız ise 1 milyon adedin üzerinde. Yani ihracatımız toplam üretimimizin %80'ine yakını. 2022 yılını ise 30 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatacağız. İlk 10 ayda 25 milyar doları bir miktar aşan bir ihracata ulaştık. Son yıllarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen endüstrimiz ihracatta asla geri adım atmıyor ve 30 milyar dolarlık ihracat ortalamasını devam ettiriyor. Otomotiv endüstrimizin bu başarısı ülkemizin her alanda gelişimi adına çıtayı daha yukarıya çıkarmak için bizleri motive eden en önemli unsur. Orta vadede hedefimiz yeni nesil araç yatırımları ve bunun neticesinde gelişecek olan ileri teknoloji aksam ve parçaları ile ihracat rakamımızı 50 milyar dolarlara yakınsamak. Diğer taraftan net ihracat gelirinden istihdama kadar ülke ekonomisine en güçlü katkıyı yapan sektörlerimizin başında yer alıyor otomotiv endüstrimiz. Çok yanlış bilinen bir konu bu dış ticaret konusu. Otomotiv endüstrimiz dış ticaret açığı veren bir endüstri olarak biliniyor ki bu 2015 yılına kadar böyleydi. 2015 yılından beri otomotiv endüstrimiz ihracatı ithalatından fazla olan Türkiye'deki yegane endüstrilerden bir tanesi. Türkiye bildiğiniz gibi dış ticaret açığı veriyor toplamda ama endüstrimiz
her yıl ortalama 10 milyar dolara yakın son 5 yıldır ihracat fazlası veren bir endüstri. Bununla da gurur duyuyoruz tabii ki. Değerli konuklar, otomotiv endüstrisinde her geçen gün artan rekabet, sektördeki otomotiv trendleri ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi zorunlu kılıyor. Bu nedenle Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarındaki payımızın korunması ve arttırılması büyük önem taşımakta. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatımızın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar açısından çok büyük bir önem arz etmekte. Endüstrimizin bugüne kadarki başarıları ile gurur duyuyoruz. Bundan sonraki başarıları ile de gurur duymaya devam edeceğiz. Bursa'da geçtiğimiz 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızda çok önemli açılış gerçekleşti bildiğiniz gibi. Türkiye'nin otomobil girişim grubunun üretmiş olduğu araç ilk defa banttan indi Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. Çok önemli bir süreç aslında bu. Türkiye'nin otomobili aslında Türkiye otomotiv üreticisi bir ülke. Yaklaşık 50 yıldır seri olarak otomotiv üreten bir ülke ve otomotiv ülkesi, ancak ilk defa tüm haklarıyla, fikri, sınai, mülki haklarıyla Türkiye'ye ait bir otomobil banttan indi. Bunun da Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ancak gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmeyen bir endüstriyiz biz. Gelecekte katma değeri yüksek ürünlerde ihracat değerlerini daha yukarılara taşımak istiyoruz. Otomotiv ihracatçı birlikleri olarak Türk otomotiv endüstrisinin sektörde yaşanmakta olan dönüşümün önemli bir parçası olması amacıyla pek çok projelere imza atmaktayız bu sebeple. Eğitimden inovasyona birçok alanda verimli işbirlikleri yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde de otomotiv endüstrisinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda hem mevcut faaliyetlerimizi genişletmeyi ve güçlendirmeyi, hem de yeni faaliyetler ile ihracatçılarımızı bu dönüşüme hazırlıklı kılmayı, onlara yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Bu dönüşüm sürecinde Bursa ve ülke çapındaki sektör paydaşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda Otomotiv Meetings etkinliklerine destek vermekten ve bu organizasyonun bir parçası olmaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyorum. Başta Bursa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olmak üzere organizasyonda emeği geçen tüm herkese, tüm sponsorlara, tüm katılımcılara tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. OYBB Baran Çelik'e sektöre ve etkinliğimize sağladığı katkılar için tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sahneye Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Arif Karademir'i davet etmek isterim. Good morning, dear friends, participants, sponsors and member of industry. I would like to welcome everybody and thanks everybody. I think 25 countries I remember, and more than 250 companies joining this meeting from a very long distance. Hopefully you will do good meetings, commercial meetings, but I please forgive me, I want to remind you, don't forget to visit our universities too, because in our universities there are lots of academicians and students, and you, I think, get benefit to work with our universities too. Sayın konuklar, değerli sanayiciler, değerli başkanlarım, değerli rektörüm, hepinize saygılar sunuyorum. Bursa'nın avantajlarını baştaki film çok güzel anlattı. Ağaçtan tekerli olan arabalardan günümüze geldiğimiz nokta açısından çok güzel özetledi. Sayın Baran Bey çok harika bilgiler verdi. Dolayısıyla Bursa gerçekten bu tip alanlarda
yapılabilecek Türkiye'de değil, dünyadaki en önemli, en kuvvetli lokasyonlardan birisi. Ama bu işleri yaparken ve teknolojiyi kullanırken teknoloji üreten bir dinamizme de kavuşmamız lazım. Burada da üniversiteleri bir şekilde bu işe entegre etmemiz lazım. Çünkü sadece taşıma suyla, başkasının bilgisiyle, know-how'uyla bu işleri yapamayız. O açıdan lojistiğinden efendim elektrikli araçlarına, driving sistemlerden satışına, her şeyine bütün bilimsel açılardan bakarak hocalarımızı ve yetişmiş insan kaynağımızı entegre etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dördüncüsü olması ilk üçünde çok başarılı sonuçlar alındığını gösteriyor. İnşallah 40.sı olur, 400.sı olur ve Bursa olarak diğer ülkelerle, katılan firmaların aktif olduğu ülkelerle ve coğrafyalarla çok daha sıkı ilişkiler yapıp dostluklarımızı kuvvetlendirmiş oluruz. Bu düşüncelerle tekrar destekleyenlere, organize edenlere, katılanlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Başarılı ve bereketli bir program olmasını temenni ediyorum efendim. Sayın Profesör Arif Karademir'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve açılış seremonimiz Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Saim Kılavuz'un konuşmasıyla sona erecek. Sayın Rektörüm, sektörün değerli temsilcileri, sanayiciler, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Osmanlı'nın giriş sayfası olan Bursa'mızda, otomotifin başkenti olan Bursa'mızda ağırlamaktan memnun olduğumu ve mutlu olduğumu ifade ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Rektör Hocam, Arif Hocam bahsettiler. Filmde de, tanıtım filminde de gördük. Bursa'mızda 3 üniversitemiz var. 2 devlet üniversitesi, bir de vakıf üniversitesi olmak üzere. Bildiğiniz gibi üniversiteler içinde bulundukları toplumun, şehrin, kentin ortak aklını temsil ederler. Üniversite sanayi işbirlikleri yıllardır konuşulur. Elbette süreç içerisinde bir gelişme kaydediliyor. Çünkü bu bir kültür. Bir anda oluşmuyor. İnsani ve sosyal gelişmeler, değişimler ve dönüşümler belli bir süreye ihtiyaç hissediyor. Hamdolsun üniversitelerimiz artık son 10 yıldır, 15 yıldır ciddi anlamda sanayi ile işbirliği halinde günümüze geldiler. Biz Bursa Uludağ Üniversitesi olarak göreve geldiğimizde iki mottomuz vardı. Bunlardan birisi öğrenci dostu üniversite, iki şehirle bütünleşen, sanayiyle bütünleşen üniversite. Dolayısıyla kampüsün duvarları arasında gettolaşmış bir üniversiteden ziyade toplumla iç içe geçmiş, sanayiyle iç içe geçmiş bir üniversite. Nitekim geçen sene Times Higher Education'e başvurduk. Biz normalde dünya sıralamalarında 1200 plus civarındayız. Ama endüstri ilişkileri, son 2 yılı değerlendirilen endüstri ilişkileri sıralamasında dünyada 716. sıraya geldiğimizi gördük. 2022 verilerine göre ise bunu 663. sıraya yükselttik. Yani bir gelişim süreci, bir gelişim trendi yaşanıyor. Ayrıca bir araştırma üniversitesiyiz. Türkiye'deki 207 üniversite içerisinde 3 vakıf üniversitesi, 20 de devlet üniversitesi araştırma üniversitesi olarak misyona odaklandı. Bu üniversitelerden birisiyiz. Bu üniversiteler TÜBİTAK ve YÖK verilerine göre hangi alanlarda daha yetkin, bu noktada belirlemeler yapıldı. Otomotiv malzeme teknolojileri konusunda üniversitemiz Türkiye birinciliğini elde etmiş durumda şu anda. Zaten Bursa gibi bir otomotiv merkezine de yakışan budur. Eğer gerilerde olsaydık bu bizim için bir sorumluluk ve vebal teşkil ederdi. Şimdiki sorumluluğumuz bu dereceyi korumak ve muhafaza etmek olmalıdır. Hakikaten üniversitelerimizde, özellikle Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitemizde çok ciddi bir know-how var. Çok ciddi bir
bilimsel birikim var. Bu birikimi sanayi ile biz buluşturabildiğimiz takdirde, sanayi bir adım atıp biz de bir adım attığımızda inşallah Bursa'da çok güzel işler yapacağız. Az önce aldığım bir müjdeli haberle konuşmamı bitirmek isterim. Üniversitemiz 47 yıllık bir üniversite ve üniversite tarihinde ilk defa TÜBİTAK 1004 projesine başvurdu bu üniversite. Ve 8 konsorsiyumun 8 üyesi var. Biz koordinatör ve yönetici üniversiteyiz. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB Üniversitesi Araştırmacı Üniversite. Sektörden de 5 önemli temsilci var. Bunlar Türkiye'nin önemli sanayi firmaları ve tüm kademeleri geçerek batarya ve pil teknolojileri mükemmeliyet merkezinin üniversitemizde kurulma kararı dün akşam itibariyle verildi. Bu sabah protokol ve sözleşme imzalama aşamasına geldik. Bursa'mıza hayırlı olsun, Bursa Uludağ Üniversitemize hayırlı olsun. İnşallah bu teker dönmeye başladıktan sonra hız daha da artacak. Bizim kavgayla, gürültüyle, siyasi çekişmelerle geçirecek vaktimiz yok. Hele hele üniversitelerin hiç yok. Üniversiteler huzur ve sükun yuvası oldukları takdirde oradaki akademisyenlerimiz şehrimizin, ülkemizin ve insanlığın yükselmesi ve yücelmesi için elden gelen tüm gayreti gösterecektir. Ben en azından kendi üniversitem adına bu sözü veriyorum. İnşallah benden sonra görev alacak arkadaşlarımız da bu süreci sürdüreceklerdir. Ben tekrar toplantının çok verimli geçmesini temenni ediyorum. Ve bu toplantıyı düzenleyenlere huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Good. I hope you all enjoyed the opening remarks. So, now I would like to invite Mr. Amaury Engel.